Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve Dünya'dan haberler, gündemdeki konularla haftanın ilk stüdyo Washington yayını başlıyor. Amerika'da bugün insan hakları savunucusu Martin Luther King'i anma günü, yani federal tatil, ama buna karşın gündem yoğun. Trump'ın Senato'daki yargılaması geçen hafta resmen başlamıştı. Yargılamanın açılış konuşmaları ise yarın yapılacak. Aziz sürecinde yaşanan son gelişmeleri ve bundan sonra neler olacağını Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Virginia eyaleti yeni haftanın ilk gününde silah yanlılarının gösterisine hazırlanıyor. Silah yanlısı aktivistler ve diğer gruplar eyaletin başkenti Richmond'da buluşmaya başladı. Bu da konuşacağımız bir diğer başlık olacak. Yarın Aziz soruşturması açısından tarihi bir gün dedik. Zira Senato'daki yargılamanın açılış konuşmaları yarın yapılacak. Başkan Donald Trump'ı Senato'daki yargılama sırasında savunacak hukuk ekibi ise Trump'a yönelik Aziz suçlamalarıyla ilgili ilk resmi yanıtlarını yayınladı. Ekip bu suçlamaları demokrasiye karşı tehlikeli bir saldırı olarak niteledi. Kısacası gözler yarın Senato'da olacak. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Serhan, Trump ABD tarihinde Senato'da yargılanan 3. başkan olacak. Beyaz Saray savunmaya hazır mı? Beyaz Saray hafta sonundan anladığımız kadarıyla savunmaya hazır görünüyor. Bu yönde sen de az önce söyledin. Nasıl savunacaklarının yönde ipuçlarını verdiler. Bir metin yayınladılar. Jason Calow'la Pat Cipollone, Beyaz Saray hukuk danışmanı, ve Jason Calow, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı, yayınladıkları metinde bunun anayasaya aykırı olduğunu belirttiler. 2016'nın seçim sonuçlarını değiştirme çabası olduğunu söylediler ve bunun amacının 2020 seçimlerini etkilemek olduğunu söylediler. Trump'ın yaptıklarının kendi yetkisi dahilinde olduğunu söylediler ve bunun gelecekte de zararlı bir girişim olduğunu, gelecekte de zararlı olabileceğini belirttiler. Demokratların, Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların sunduğu bu aziz suçlamalarının. Yani Trump'ın, hemen hatırlatalım, 7 kişilik bir ekip savunacak. Jason Calow ve Pat Cipollone bu ekibe liderlik edecek isimler gibi görünüyorlar. O 7 kişilik isimden biri Alan Dershowitz de hafta sonu kameraların karşısına geçti ve o da nasıl savunacaklarına dair biraz daha ayrıntı paylaştı diyebiliriz. Kendisinin Trump'ın yaptıklarının suç olduğunun kanıtlanması durumunda bile kendi argümanının bunların aziz suçlamasını gerektirmeyecek olduğunu belirteceğini söyledi Senato'daki yargılamada. Senato'daki yargılama diyoruz, onu da hemen hatırlatalım. O da yarın resmen başlıyor, argümanların açıklanması, açış konuşmalarının başlanmasıyla. Bugün öğlen saatlerine kadar Başkan Donald Trump'ın bir yazılı savunma vermesi bekleniyordu. İşte o yazılı savunmanın da az önce bahsettiğimiz konularda şekillenmesi bekleniyor. Yarın bu yerel saatle 1'de başlayacak. Temsilciler Meclisi'nde 7 demokrat üye savcı görevini yürütecekler. Daha önce de söylemiştik. Adam Schiff o savcıların, tırnak içinde savcıların liderliğini yapacak. Adam Schiff de kameraların karşısına çıkmıştı hafta sonu. O da karşı tarafın, Trump ekibinin, bir suçlamalara karşı bir argüman üretemediğini, bir yanıt veremediğini, o yüzden bunların aziz suçu sayılmayacağı argümanını savunduklarını belirtmişti. Kanıtların çok net olduğunu söylemişti. İşte yarın bu ekip, 7 kişilik ekip Senato'da kürsüye çıkacaklar. Adam Schiff kürsüye çıkacak. Başkan Donald Trump'a neden aziz suçlamaları yöneltildiğini ve Başkan Donald Trump'ın neden görevden alınması gerektiğini belirtecek. Başkan Donald Trump'ın ekibi de Başkan Donald Trump'ı az önce bahsettiğimiz şekli temel alarak, konuyu temel alarak savunmaya çalışacaklar. Bu Senato'daki yargılamaya başlarken belirsizliklerle başlıyor bir nevi. Çünkü demokratlar görgü tanıklarının sürekli açıklıyorlardı, dinlenmesini istiyorlar. Cumhuriyetçiler buna karşı yanaşmıyorlar. Bu konudaki aslında karar verici önemli isimlerden biri Mitch McConnell, Senato çoğunluk lideri. Senato'daki yargılamanın çerçevesini o belirleyecek. O daha önce zaten görgü tanıklarının dinlenmesine karşı olduğunu açıklamıştı. İşte o yüzden de zaten Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi aziz suçlamalarını Senato'ya göndermemişti, hatırlayacaksın. Bekletmişti onları. İşte Mitch McConnell kararını değiştirir mi, fikrini değiştirir mi? O merak edilen bir konu. Senato yargılamaya
resmen yani argümanlar açık konuşmaya başlayacak ama daha bu belirsiz. Demokratlar bu konuda çok istekli ama demokratlar Mitch McConnell engelini aşabilecek mi? O da ayrı bir soru. Mitch McConnell engelini aşmaları için hep bahsediyoruz, 4 tane cumhuriyetçi senatörün desteklerine ihtiyacı var. Çünkü senatodaki 100 üyeli senatoda 45 demokrat, 2 bağımsız üye bulunuyor. 2 bağımsız üye genelde demokratlarla birlikte hareket ediyor. İşte o yüzden getirecekleri öneriye demokratların senatodaki yargılamada cumhuriyetçi partiden de 4 senatörün destek vermesi gerekiyor. Kendi önerilerinin yarıdan bir fazla destek görmesi gerekiyor senatoda. Bu tartışılıyor. Bazı senatörler, bazı cumhuriyetçi senatörler buna destek verebilecekleri mesajını veriyorlar. Ancak Mitt Romney dışında, sadece Mitt Romney cumhuriyetçi senatör, John Bolton'ın dinlenmesi yönünde oy kullanacağını belirtmişti. Diğer 3 senatör, 4 senatör diyebiliriz hatta, cumhuriyetçi 4 senatör henüz net bir açıklama yapmadılar. Sadece destek verebileceklerini ima ettiler diyelim. İşte John Bolton dinlenir mi ki, John Bolton'ın ismi oldukça sık geçiyordu hatırlayacaksın. Temsilciler Meclisi'nin soruşturması sürecinde de oldukça sık geçmişti. Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı. Ancak Temsilciler Meclisi'nde kabul etmemişti. CELP gönderilmesini istemişti. CELP'i göndermemişti Temsilciler Meclisi. İşte bu süreçte Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya aziz suçlamalarının gönderileceği, gönderilmediği süreçte diyelim, John Bolton bir açıklama yapmıştı ve Senato'nun eğer kendisine CELP göndermesi durumunda Senato'da ifade vereceğini söylemişti John Bolton. İşte o John Bolton'a bu CELP gider mi? Başkan Donald Trump yönetim ayrıcalığını devreye sokarak John Bolton'ın ifade vermesini engeller mi? O da ayrı bir tartışma konusu ki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Fox News'e yaptığı açıklamada bunun ipuçlarını vermişti. Eğer böyle bir durumda, eğer Senato John Bolton'u dinlemek isterse Başkan Donald Trump'ın yönetim ayrıcalığını kullanarak John Bolton'un ifade vermesini engelleyebileceğini söylemişti. İşte John Bolton önemli bir isim, sadece John Bolton değil, Mick Mulvaney Genel Sekreteri Beyaz Saray, o da Demokratların dinlenmesini istediği isimlerden biri. Mick Mulvaney'in yardımcısı, bir diğer dinlenmesini istediği demokratların ismi Michael Duffy, Beyaz Saray Bütçe Dairesi'nden, ki o da aziz soruşturmasına konu olan 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasından sadece 91 dakika sonra Pentagon'la, Savunma Bakanlığı Pentagon'la Ukrayna'ya yönelik Kongre'nin kabul ettiği askeri yardımın askıya alınması yazışmalarını yapan isim. İşte demokratlar Michael Duffy'yi de dinlemek istiyorlar. Ancak Michael Duffy'yi dinlemeleri için, John Bolton'ı dinlemeleri için önce Mitch McConnell engellerini aşmaları gerekiyor. Ardından Senato'da o 51 desteğe ihtiyaç duymaları, destek almaları geliyor 100 üyeden. Eğer 50'ye 50, eğer herhangi bir durumda teklif getirirler ve durum 50'ye 50 olursa, bu sefer John Roberts devreye girecek, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Senato'daki yargılamaya başkanlık yapacak. John Roberts'ın oyu belirleyici olacak. Ama bugünkü koşullarda tartışılan sadece görgü tanıklarının dinlenmesi diyebiliriz. Kimse Başkan Donald Trump'ın görevden alınma ihtimalini tartışmıyor diyebiliriz. Senato'daki yargılama buna yönelik aslında. Çünkü 100 üyeli Senato'da 53 cumhuriyetçi var. Cumhuriyetçi senatörlerden sadece 4 ya da 5'i şu ana kadar dinlenmesine sempatik bakan isimler. 67 senatörün oyuna gerek ihtiyaç var Trump'ın görevden alınması için ki şu anki konjonktürde, şu anki matematiksel durumda bunun imkansız olduğu belirtiliyor. Özlem. Başkan Donald Trump'ın bu kadar rahat olmasını da belki buna bağlayabiliriz. Serhan, şimdi gözler yarın Senato'da olacak dedik ama bugün de gözler Amerika'da, Virginia'nın başkenti Richmond'da. Silah yanlısı gruplar toplanmaya başladılar. Amaçları ne? Silah yanlısı aslında ülkedeki tartışmanın bir iz düşümü belki Virginia'da. Hatırlayacaksın, geçen yıl 2019'da birçok yerde silahlı saldırılar düzenlenmiş. Onlarca kişi yaşamını yitirmişti. Ve her saldırı sonrası da silahsızlanma
silah karşıtı tartışmalar evet gündeme gelmişti. Hatta yasaların değişebileceğine dair geçmiş taramalarının, sicil taramalarının yapılabileceğine dair yeni düzenlemeler getirilebileceğine dair tartışmalar hep olmuştu. Ancak somut bir sonuç ortaya çıkmamıştı. Şimdi Virginia şu açıdan önemli diyebiliriz. Virginia'da demokrat bir vali var. Geçen yıl yapılan seçimlerde, ara seçimlerde Virginia'daki temsilciler meclisi ve senatoda da demokratlar çoğunluğu elde ettiler. Yani demokratlar istedikleri yasaları Virginia'da geçirebilirler ve demokratların geçirmek istediği yasalardan en önemlisi belki de bu silahların kullanımını kısıtlama getiren tasarı diyebiliriz. Demokratlar silahların kullanımını kısıtlamak istiyorlar. Ne yapmak istiyorlar? İşte az önce de dediğimiz gibi geçmiş sicil taramaları yapmak istiyorlar. Saldırı silahlarının yasaklanmasını istiyorlar ve buna benzer 8 tane yasa tasarısı var Virginia Temsilciler Meclisi Senato'nun gündeminde. Ve oralarda kabul edilirse bu iki kanatta da vali tarafından da onaylanacağı kesin. İşte Virginia'da silah yanlıları diyelim, onlar haklarını kaybetmek istemiyorlar. Kendilerine, bazılarına göre anayasanın tanıdığı hakkı kaybetmek istemiyorlar. İşte bu yüzden bugün gösteri düzenleyecekler. Toplanmaya başladılar senin de dediğin gibi. En büyük endişe Charlottesville'de 2 yıl önce, 3 yıl önce hatta 2017 Charlottesville'de hatırlayacaksın bir kişi hayatını kaybetmişti. Beyaz ırkın üstünlüğü savunanların saldırısına uğramıştı gösteridekiler ve bir kişi hayatını kaybetmişti. İşte bugünkü gösteride de bu ve buna benzer olayların olup olmayacağı tartışılıyor. Ancak önlemler sıkı diyebiliriz. Federal Soruşturma Bürosu FBI bu gösteriden önce 3 kişiyi geçen hafta gözaltına aldı. Nazi yanlısı oldukları belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gösteriye katılacak gruplardan da genelde sağduyulu açıklamalar geliyor diyebiliriz. Hani şiddet istemiyoruz, biz de sadece gösteri yapacağız. Zaten federal güvenlik yetkilileri de organizatörlerin polisle yakın işbirliği yaptığını belirtiyorlar. Ama hemen hatırlatmakta yarar var. Başkan Donald Trump da Virginia'daki gösteriyle ilgili tartışmalara katıldı, hatırlayacaksın. Hatta geçen cuma tweet mesajı paylaştı. Ve anayasal hakkınızı demokratlar elinizden almak istiyor dedi Başkan Donald Trump. Başkan Donald Trump'ın o yöndeki açıklamaları kalabalığı etkiler mi etkilemez mi onu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ama Virginia ülkedeki silah tartışmaları ile ilgili iz düşümü diyebiliriz. Ülkede Temsilciler Meclisi silahların kullanımı ile ilgili bir karar tasarısı kabul etmişti, hatırlayacaksın. Ama bu karar tasarısı Senato'da kabul edilmemişti. Senato'nun gündemine bile gelmemişti. Senato'da kabul edilse bile Başkan Donald Trump seçimler bu kadar yaklaştığı bir dönemde silahların kısıtlanmasına yönelik bir tasarıyı imza eder mi? O da ayrı bir tartışma konusu diyebiliriz Özlem. Evet, biz de gelişmeleri takip edeceğiz ve yayınlarımızı aktaracağız. Serhan, teşekkürler görüşlerini paydaştığın için. Serhan Akif Akyıldız'la Senato'daki yargılamanın açılış konuşmaları öncesi yaşananları ve bundan sonrasına ilişkin değerlendirmeleri ve Virginia'da bugün düzenlenecek gösteriyi ele aldık. Stüdyo Washington devam ediyor. İngiltere, Fransa ve Almanya, Tahran hükümetini 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymaya zorlamak amacıyla anlaşmazlıkları çözme mekanizmasını devreye sokmak için düğmeye bastı. 2015 tarihli nükleer anlaşma, Başkan Trump'ın Amerika'ya anlaşmadan 2018'de çıkarmasıyla birlikte darbe almıştı. Tahran ise anlaşmada imzası bulunan Avrupa ülkelerinin üzerine düşeni yapmadığını, bunun da nükleer faaliyetleri durdurma taahhüdünü ortadan kaldırdığını kaydediyor. Bir çözüm yolu bulunamaması durumunda İran'ın uluslararası yaptırımlara maruz kalması gündeme gelebilir. İran nükleer anlaşmasında imzası bulunan 3 Avrupa ülkesi, İran'ın anlaşmayı üst üste ihlal ettiği iddiasıyla anlaşmazlıkları çözme mekanizmasını devreye soktuklarını açıkladı. İngiltere, Fransa ve Almanya, Amerika çekilmesine rağmen anlaşmanın geçerli olduğunu savunuyor. İngiltere olarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan 2018 Mayıs'ında çıkmasından ötürü hayal kırıklığı yaşadık. Anlaşmayı korumak için uluslararası ortaklarımızla durmadan çalıştık. Taahhütlerimize bağlı kaldık. Ancak İranlı yetkililer Amerika'nın İran ekonomisine zarar verecek yaptırımları devreye sokmaları için Avrupa ülkelerine baskı yaptığını
Bunun da İran'ı nükleer programı yeniden canlandırmaya zorladığını söylüyor. İran son haftalarda ve aylarda taahhütlere bağlı kalmayacağını defalarca yineledi ve sonunda bu yönde adım attı. Bu durumun yanıtsız bırakılamayacağına inanıyoruz. İran Dışişleri Bakanı Abbas Mousavi ise Avrupa'nın son hamlesinin faydasız olduğunu ve Tahran'ın yapıcı olmayan her türlü önleme sert, kararlı ve yerinde yanıt vereceğini söyledi. Mekanizma devreye girdikten sonra 3 Avrupa ülkesiyle anlaşmazlığı sona erdirmesi için İran'a 15 günlük süre tanınıyor. Anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda Birleşmiş Milletler'in 2015 nükleer anlaşmasıyla birlikte kaldırılan uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya başlaması söz konusu. Dünya güçleri adına anlaşmanın koordinasyonunu sağlayan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borrell, 3 Avrupa ülkesinin attığı adımın amacının yaptırım uygulamak değil, İran'ın anlaşma şartlarına tam olarak uymasını sağlamak olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin tutumu açık. Bu anlaşma olmazsa uluslararası silahsızlanma yapısının temel öğelerinden ve bölgesel güvenliğin önemli katkı paylarından birini kaybedebiliriz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise BBC'ye yaptığı açıklamada 2015 nükleer anlaşmasının kurtarılamaması durumunda başka bir anlaşma yapılmasının şart olduğunu söyledi. Eğer bu anlaşmadan vazgeçeceksek yerine yenisini, Trump'ın anlaşmasını koyalım. Trump, İran'ın nükleer programını, terör örgütlerine verdiği desteği ve bölgedeki müdahalelerini sona erdirecek bir anlaşma yapılmasını istiyor. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. İran'da Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesinden sonra patlak veren protestoların, İran kamuoyunun hükümete karşı duyduğu derin memnuniyetsizliği işaret ettiği gözleniyor. Gösteriler İran'ın Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu ve çoğu İran vatandaşı 176 kişinin ölümüne yol açtığını kabul etmesi üzerine başlamıştı. Bu olay İran'da Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesinden sonra artan öfkenin İranlı liderleri ülkedeki siyasi baskılara ve ekonomik darboğaza doğru yön değiştirmesine neden oldu. Yüzlerce İranlı öğrenci gösterilerde İran'ın İslamcı liderlerini lanetlese de uzmanlar bunun bir halk ayaklanmasının başlangıcı olduğunu söylemenin erken olduğu görüşünde. Benim beklentim gösteriler her ne kadar büyük gözükse de aslında o kadar da büyük olmadığı ve daha çok yayılmayacağı yönünde. Çoğunlukla öğrencilerin katıldığı protestolar İran'ın 8 Ocak'ta Tahran'dan havalanan Ukrayna yolcu uçağını vurarak düşürdüğünü itiraf etmesi üzerine başladı. İran uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak birkaç kişinin tutuklandığını açıkladı. Ukrayna uçağı İran ordusunun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak Irak'taki Amerikan askerlerinin bulunduğu askeri üsleri vurduğu gece düşürüldü. Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan videolar protestocuların Süleymani'nin resmini yırttığını ve polisin attığı göz yaşartıcı gazdan kaçtığını gösteriyor. Süleymani'nin cenazesinden sonra başlayan protestolarda ise halk Amerika'dan intikam alınması çağrısı yapıyordu. Hükümet karşıtı son gösteriler, Kasım'da hükümetin benzin fiyatlarına %50 oranında zam yapacağını açıklamasından sonra patlak veren protestoları izledi. Güvenlik güçleri bu olaylar sırasında silahsız göstericilerin üzerine ateş açtı. İran rejimi ne zaman tehdit altında olduğunu hissetse olayları sert bir biçimde bastırma tarihçesine sahip. Bu gösterilerin bu tehditleri alt edip etmeyeceği henüz belli değil. İran'ın balistik füze programını kısıtlaması ve bölgedeki milis güçlere verdiği desteği kesmesi amacıyla Amerika tarafından getirilen yaptırımlar İran'da çok ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtı. Bu sıkıntılarsa sosyal huzursuzluğu körükledi. Ancak uzmanlara göre yaptırımlar Amerikan karşıtlığını da arttırdı. İranlılar kendilerini son derece saldırgan bir Amerika ile son derece baskıcı bir İslamcı rejim arasında sıkışmış hissediyor. İki ülkenin de umurunda olmadıklarını düşünüyorlar. Uranyum zenginleştirme programını kısıtlayan nükleer anlaşmaya sadık kalmayacağını açıklayan Tahran hükümeti ise cüretkar tavrını sürdürüyor. Ancak bu tutum uluslararası yaptırımların yeniden devreye girmesi anlamına gelebilir. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. İzlediğiniz son olayların nedeni İran'ın Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını yanlışlıkla vurarak 176 kişinin ölümüne neden olduğunu itiraf etmesi, başta ölenlerin yakınları olmak üzere büyük öfkeye ve İran'ın hesap vermesi gerektiği yönünde uluslararası taleplere de neden oldu. Aileler kaybettiklerinin yasını tutarken yaşamını yitirenler için tazminat ödenmesi konusu gündemi meşgul ediyor şimdi de.
Dünya Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalandıktan kısa süre sonra düşürülen uçakta ölenlerin yasını tutuyor. Uluslararası baskılara maruz kalan İranlı yetkililerse kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği sözü verdi. İran hükümeti bazı tutuklamaların yapıldığını açıkladı ancak ayrıntı vermedi. Yetkililer ayrıca soruşturmaya katılmaları için batılı uzmanlara çağrıda bulundu. Ancak uzmanların bu süreçte nasıl bir rol oynayacağı belirsiz. İranlıların Amerikalı ve Kanadalı yetkilileri ve Boeing'i davet etmelerini olumlu karşılıyorum. Ancak bu uzmanlar gözlemci statüsünde kalacak ve soruşturmaya doğrudan katılmayacak gibi görünüyor. İran'ın uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmesi 3 gün aldı. Avukat Jean Bird bu itirafın ölenlerin yakınları açısından iç rahatlatıcı olmaktan çok uzak olduğunu söylüyor. İran Ukrayna uçağını vurduğunu itiraf etti ancak yol açtığı hasardan sorumlu olduğunu kabul etmedi. Ölen yolcular arasında çok sayıda vatandaşı olan Kanada ve Ukrayna ise aileler için adalet ve tazminat talebinde bulundu. Ukraynalı yetkililer ailelerin havayolu firmasından az miktarda tazminat alabileceğini bildirdi. Hukuk uzmanı Kenneth Feinberg'a göre İran'ın tazminat ödeyip ödememesi ise Tahran'ın sürece dahil olma konusunda göstereceği istekliliğine bağlı. İran'daki mahkemeler dava açılmasına olanak tanıyacak mı? Kanada gibi başka ülkelerde aleyhinde dava açılmasını kabul edecek mi? Ya da Kanada mahkemelerinin üzerimizde hükmü yoktur mu diyecek? 11 Eylül 2001 terör saldırılarında ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesi sürecinde de rol alan Feinberg, bu davalarda başarının suçlu tarafın mağdurlar karşısındaki yükümlülüklerini kabul edip etmemesine bağlı olduğunu söylüyor. İran'ın en azından ayrı bir tazminat fonu oluşturulmasındaki sorumluluğunu kabul edip etmeyeceği gibi temel bir soru da söz konusu. Örneğin 11 Eylül sonrasında Boeing ve Amerikan Federal Hükümeti bu sorumluluğu yerine getirmişti. Feinberg, tazminat ödemelerinin yaşanan kayıp ve çekilen acının kabul edilmesinde önemli rol oynadığını, ancak bu felaketi telafi etmenin yolu olmadığını vurguluyor. Very hollow. Paranın kaybedilen bir yakının yerini tutacağı düşüncesi kolay kolay kabul görmüyor. Bu çok sığ bir düşünce. Aileler parayı almayı kabul etseler de bana defalarca para sizin olsun, bana kocamı geri getirin, karımı, kızımı, oğlumu geri verin dedikleri oldu. Bu işin duygusal tarafı. İran'ın karşılıklı suçlamalarda bulunması ve sorumluluğu inkar etmesi ülke çapında birçok kentte protesto gösterilerine yol açtı. Bu durum İranlı yetkililerin birçoklarının hükümeti suçladığı bu dönemde ailelerin çektiği acılara yanıt vermede zorlandığını gösteriyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın ilk gazetesi New York Times, Demokrat Partililerin Başkan Donald Trump'ın Senato'daki yargı süreci yaklaşırken yeni tanıkların ifadelerine başvurulması ve daha fazla belgenin değerlendirilmesi için baskı yapmaya devam ettiklerini yazıyor. Gazete Beyaz Saray'ın Nazi süreci çerçevesinde Kongre'de işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle Trump ve çevresindekilerin Ukrayna ile olan ilişkileri konusunda bazı boşluklar ortaya çıktığını kaydediyor. Habere göre Trump'ın üst düzey danışmanlarının vereceği ifadeler bu boşlukları doldursa da bunun Trump'ı savunan Cumhuriyetçi senatörlerin tavır değişikliğine gitmesine neden olup olmayacağını bilmek mümkün değil. Dün ABC televizyonunun This Week programına katılan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi'nin Trump'ı öfkelendirmemek için Ukrayna'ya ilişkin bazı verileri açıklamaktan çekindiğini söyledi. Texas Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü John Cornyn'in ise Adam Schiff'in bu iddiasının Trump'ın görevden azini gerektirecek kanıtların son derece zayıf ve yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Gazete Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ile işbirliği yapan Ukraynalı Lev Parnas'ın son günlerde açığa çıkardığı yeni verilerden önce bile Ukrayna konusundaki bazı kritik soruların yanıtsız kaldığını işaret ediyor. Washington Post'ta Demokrat Parti'nin başkan adayını belirlemek üzere 3 Şubat'ta Iowa eyaletinde yapılacak ilk ön seçimden önce yarışı önde götüren adaylar arasındaki tartışmaların kızıştığını, kişisel saldırıların tırmandığını yazıyor.
Gazete Bernie Sanders ve Joe Biden'ın sosyal güvenlik konusunda anlaşmazlığa düştüğünü, Sanders'ın ayrıca Biden'ı ırksal meselelerle ilgili sicilinden ötürü eleştirdiğini kaydediyor. Habere göre Elizabeth Warren'sa mali durumu ile ilgili yapacağı açıklamayı erteleyen milyarder iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg'e yüklendi. Warren, kamuoyunun seçimlerin demokrasiyle ilgili bölümünü es geçiyor şeklinde eleştirdiği Bloomberg'in, mali ilişkileri hakkında süper salı olarak bilinen ve 13 eyalette birden ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart'tan önce bilgi sahibi olamayacağını söyledi. Washington Post bugün ayrıca Cumhuriyetçi Parti'yi çalışanların partisi yapma vaadiyle yola çıkan Başkan Trump'ın Pekin'le yapılan ticaret anlaşmasının imza törenine Wall Street bankerlerini ve şirket yöneticilerini davet etmesinin tezat oluşturduğunu kaydediyor. Amerikalı yetkililer anlaşmanın istihdamın Amerika'dan Çin'e taşınmasını teşvik ettiği yönündeki iddiayı reddediyor. Yetkililer tam tersine Amerikan firmalarının ticaret sırlarını koruma altına alan anlaşmanın Çin şirketlerinin istihdam yaratan yeni fikirleri çalmasını çok daha zorlaştıracağını savunuyor. Bugün Amerikan basından öne çıkan başlıklar böyleydi. Yarın yine bu ekrandan Amerikan gazetelerinin manşetlerini paylaşmayı sürdüreceğiz. Haftanın ilk stüdyo Washington yayını burada sona eriyor ama hemen hatırlatalım. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde, sosyal medya paylaşımlarımız Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarımızda. Yarın yeniden bu ekranda görüşmek üzere. Hoşça kalın.